Şevket Baykal Şakarcan, bir sanat tarihçi ve doğma büyüme Nişantaşılı olarak Osmanlı'nın son dönemi, özellikle Tanzimat dönemi, batılılaşma döneminden itibaren şehrin güzelleştiği, Nişantaşı semtinin de Arnavut binalarla süslendiği bu bölgeyi birlikte gezmek istiyorum. Haydi birlikte şimdi bu Arnavut yapılara doğru gidelim. Tanzimat döneminden itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde çok yeni bir anlayışla karşılaşıyoruz. Batılılaşma dediğimiz bu süreçte Sultan Abdülmecit ile birlikte çok yeni bir döneme giriyor Osmanlı. Topkapı Sarayı'nı terk edecek Sultan Abdülmecit ve Beşiktaş Sahil Sarayı'na gelerek Dolmabahçe Sarayı'nı inşa ettirecek. Dolmabahçe Sarayı'nda yeni bir yaşama kavuşacak Osmanlı son döneminde. Biz bu döneme batılılaşma süreci diyeceğiz. Ve Sultan Abdülmecit bu yaşamla birlikte tarihi Yarımada bölgesinde kalan bütün Osmanlı üst düzey yöneticilerini, saray görevlilerini de bu bölgeye, özellikle Teşvikiye, Nişantaşı bölgesine yerleşmeleri için teşvik edecektir. Zaten bu bölgenin adının Teşvikiye olmasının da sebebi budur. Sultan Abdülmecit Dolmabahçe Sarayı'nda bu batı tarzındaki yaşam biçimine başladığı süreçte bu bölgeye de yeni yaşam alanları katmak isteyecektir. Bunlardan en önemlilerinden biri, belki de bu bölgede ilk yapılan işlerden biri, Teşvikiye Camii'dir. Yine aynı dönemde Ihlamur Kasrı'nı ben görüyorum aşağıda. Yine Sultan Abdülmecit dönemine ait bir binadır burası da. Kendisi Dolmabahçe Sarayı'nda ikamet ettiği sürede hafta sonları, hani bugün weekend house olarak değerlendirebileceğimiz şekilde Ihlamur Kasrı'na gelip daha sonra Teşvikiye'ye avlanmaya, at üzerinde gezinmeye, Ihlamur Deresi'nin aktığı bu bölgede modern yaşama adım attığını görüyoruz. 1850'ler Osmanlı'nın son döneminde batılılaşmanın yaşandığı dönemdir. Ve bu bölgeye çeşitli konaklar yaptırtarak başladılar. Daha sonra Tanzimat'ın ilanı Osmanlı'nın sanat ve kültür alanında çok büyük yeniliklere sebep oldu. ...1850'lerde İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Levanten bir ailenin oğlu olan Julia Mongeri, işte tam da Tanzimat dönemi Osmanlısına gözlerini açmış bir aslında Osmanlı vatandaşı, İtalyan kökenli. Kendisi mimarlık eğitimi için Brera Akademi'ye gidecektir. Burada mimarlık eğitimi aldıktan sonra İstanbul'a gelecek ve tam bu süreç, ikinci meşrutiyetin ilan edildiği bu süreç, birinci ulusal mimarlık dönemi olarak tanımlanıyor mimarlık tarihimizde. Ve bu süreçte Julia Mongeri'nin İstanbul'da, özellikle Nişantaşı Taksim civarında çok iyi bildiğiniz, önünden defalarca geçtiğiniz binaların mimarı oldu. Mesela İstanbul'u yaptığı ilk işlerden biri Julia Mongeri'nin San Antoine Kilisesi'dir. İstiklal Caddesi'nde hepimizin gidip defalarca mum yaktığı San Antoine Kilisesi'nin mimarıdır Julia Mongeri. Yine Taksim Anıtı çevre düzenlemesi ve kaidesinin de sahibi Julia Mongeri'dir. Mongeri'nin Nişantaşı bu bölgede de çok önemli iki binası var. Hemen arkamızda 1922 tarihinde İtalyan konsolosluğu amacıyla, İtalyan sefarethanesi olması amacıyla inşa ettiği bu müthiş bina var. Bir İtalyan sarayına benzetiyoruz biz onu gerçekten. Birinci ulusal mimarlık bünyesinde aslında gerçekleştirmiştir Mongeri binayı. Dış cephesinde şahane süslemeleri, kabartma çiçek dallarıyla, süslemeleriyle, frizleriyle dört bir tarafı çeviren çatısında bir büyük bina. Tamamen aslında İtalyan konsolosluğu olması amacıyla inşa ettirdi Julia Mongeri. Ancak daha sonra İtalyan sefarethanesi olarak kullanılmayacak bina. Birinci Dünya Savaşı sırasında silah deposu, daha sonra tekel tütün deposu olarak kullanılacak. Günümüzde Maçka Teknik Lisesi olarak, bir meslek lisesi olarak devam etmekte. Tam karşısında yer alan ikinci işi de Maçka Palas. Bu binayı yapma amacı aslında konsoloslukta çalışanların yaşamaları için bir apartman olarak dizayn etmiş ilk başında. Ama daha sonra Cumhuriyet tarihiyle itibaren biz bu apartmandan çok ünlü kişilerin gelip geçtiğini biliyoruz. Hemen zaten kapısında da bir tabela var. Türk edebiyatının en ünlü şairlerinden Makber'in yazarı Abdülhakamit Tarhan bu binada vefat etmiştir. Çok sevgili eşi Lüsyen Hanım'la burada yaşamışlardır. Hemen alt kattaki komşusu Kerime Nadir.
yine bu binada yaşayan sakinlerden biri. Kırık Kalp Hikayelerini, o ünlü Hıçkırık romanını bu apartmanda, bu binada yazmıştır. Gene İstiklal Marşı'nın bestecilerinden Zeki Üngör'ün de bu binada yaşadığını biliyoruz. Karşılıklı iki Monceri binası, Julia Monceri'ye ait, Nişantaşı'nda bugün hala ayakta olan iki güzel bina. Sadece İstanbul ile sınırlı değil, Ankara'da da özellikle banka binalarının, Ziraat Bankası, Osmanlı Bankası ve İş Bankası gibi binaların da mimarının Julia Monceri olduğunu biliyorum. Kendisi sadece mimari olarak değil, Sanayi Nefise Mektebi'nde akademisyen olarak da görev almış ve birçok mimarın yetişmesine de faydası olmuştur. 20. yüzyıl Osmanlı modernleşme sürecinde Nişantaşı'nda yapılan bu güzel İzmir Palas binasının şu an önündeyiz. Bu kandil pencereleri ve müthiş cihan nümasıyla İzmir Palas en etkileyici işlerinden biri İstanbul'da, Nişantaşı'nda yer alan. Özellikle bol vitraylı büyük bir girişe sahip. Aynı zamanda tam köşede yer alan, dönemin de 1. Ulusal Mimarlık dönemi içerisinde moda olan bu cihan nümalı kulesi çok çok güzel. Çokken bu cihan nümanın çevresinde de çini süslemeler görüyoruz. İzmirli bir iş adamı tarafından yapıldığı söylenir binanın ve çok sevgili eşine olan aşkından dolayı yaptıran kişinin yan tarafı da bir gül bahçesine çevirdiği, gülleri çok seven eşine adadığı söylenmekte. Arnavo'yu temsil eden Nişantaşı apartmanlarından en güzeli olan Ralli Apartmanı'nın önündeyim şu an. Binanın dış cephesindeki bu müthiş kabartmalar, akantus yapraklarıyla bezeli köşe plastırlar, dönemin Arnavo mimarisinin en güzel örneklerinden birini teşkil etmekte. 1950 Türk resim sanatı tarihinde soyut ekspresyonizmin çok yoğun olarak yaşandığı bir dönem. Ve onun da en ünlü temsilcilerinden bir kadın ressam olan Şakir Paşa ailesinin sanatçılarından Fahri Nisa Zeyt bu apartmanda 1950 tarihinde yaşamıştır. Ve bu dönemde Türk resim sanatında soyut dönemin hızla yayıldığı bir dönem. Böyle bir sanat ortamında Fahri Nisa Zeyt konut olarak kiraladığı Ralli Apartmanı'nın 4 numaralı dairesinde bir sergi düzenlemek ister. Dönemin eleştirmenleri ve ressamları onu çok eleştirirler. Yani sanat eleştirmenleri bir apartman dairesinde böyle bir serginin olabileceğini onaylamazlar. Çünkü çok büyük boyutlu soyut sanatın en büyük temsilcisidir Zeyt. Ralli Apartmanı'nda bunları sergilemeye karar verir. Hatta bütün eşyasını, mobilyasını toplar ve bir depoya kaldırır. Fahri Nisa Zeyt'in 1950'lerde bu sergiyi açtığını ve çok olumlu karşılandığını, çok beğenildiğini biliyoruz. Nişantaşı bölgesindeki bu Arnavo binalarla süslü apartmanları dolaştık bugün. Başka projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.